Galatasaray'ın olduğu yerde elbette ki umut vardır. Galatasaray'dan konuşuyoruz bu. Yani bu Galatasaray. Dolayısıyla dediğiniz zaman bir düşünmeniz gerekir. Ben oyuncularıma her türlü şeyi söyleyebilirim ama başka hiçbir kimsenin oyuncularımla ilgili yapacağı en ufak bir samimiyetsiz tavrı, düşünceyi kabul etmem söz konusu değildir. Bu maçı yüzümüzün akıyla camiamızı inşallah temsil edeceğiz ve ligi tamamlayacağız. Ya elimizdeki mevcut kadroyla cumartesi günü çıkıp kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Artık son maça bakacağız. Aynı puandayız Galatasaray'la. Cumartesi günü hep beraber ne olacağını göreceğiz artık. Her şey kader, kısmet futbolda. Bazen beklemediğiniz durumlar oluşabiliyor. Sezon başından beri çok uğraş verdik, çok çalıştık, çok mücadele ettik. Umarım hafta sonu son oynayacak müsabakalarda bunun karşılığını alırız. Ya elimizdeki mevcut kadroyla cumartesi günü çıkıp kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Çok farklı bir mecraya giden bir lig var. Özellikle ligin üst tarafı oldukça karışık ve biz de şampiyonluk adaylarından bir tanesiyle, çok saygı duyduğumuz bir rakiple müsabaka oynayacağız. Bizim açımızdan zor. Umarım ki sağlık ekibimiz yapacağımız ilk antrenmanda bize müjdeyle beraber gelirler. Çünkü birçok oyuncumuz çok yoruldu. Birçok oyuncumuza gereğinden fazla yüklendik. En iyi kadroyla çıkıp camiamıza yakışır şekilde mücadeleyi verip inşallah lafın sözün olmadığı bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz. Arkadaşlar, bizim olduğumuz hiçbir yerde hedef bitmez. Biz bir kere oyuncularımıza da aynı şeyleri vermeye çalışıyoruz. Biz kendimizle yarışan bir takımız. Ben oyuncularıma her türlü şeyi söyleyebilirim ama başka hiçbir kimsenin oyuncularımla ilgili yapacağı en ufak bir samimiyetsiz tavrı, düşünceyi kabul etmem söz konusu değildir. Biz yine aynı disiplinle hazırlanacağız. Son maçı yüzümüzün akıyla camiamızı inşallah temsil edeceğiz ve ligi tamamlayacağız. Sonuçta kimin hangi pozisyonda olduğu ve kimin neye ihtiyacı olduğu biz açıkçası çok fazla ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Buraya geldiğimizde planımız tamamen bu takımı ligde tutacağız. O planın üzerine gittik. O yüzden hep müsabaka gittik. Elimizdeki imkanlar, işte herkesin olduğu gibi Covid'den, sakatlıktan, onlardan dolayı hep önümüzdeki müsabakalara baktık. Kaldı ki şurada bir gerçek, kendi sahamızda hiçbir maç kaybetmedik yani. 6 müsabakaya çıktık. Hiçbirini de kaybetmedik. Bu da çok önemli. Dediğim gibi sadece müsabaka gittiğimiz için o planlamanın içerisine girmedik. Önümüzde şimdi çocuklara, futbolculara tabii bir gün izin veriyoruz. Ondan sonra hazırlanıp Galatasaray maçına fokuslanacağız. Son maçımıza. Galatasaray'ın olduğu yerde tabii ki umut vardır. Fatih Terim'in de söyleyeceği şeyler vardır. O da biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene. Vazgeçmeyeceğimizi, sonuna kadar devam edeceğimizi, şartlar ne olursa olsun, kaybetsek de, kazansak da, mağlup olsak da, galip gelsek de vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Vazgeçmeden geliyoruz. Biz vazgeçmedik. Ben vazgeçmedim, arkadaşlarım vazgeçmedi, oyuncularım vazgeçmedi, çalışanlarımız vazgeçmedi. Galatasaray taraftarı vazgeçmedi. Dolayısıyla Galatasaray vazgeçmez. Sonunda kaybeder, kazanır ama vazgeçmez. Söyleyeceğim cümle bu benim. Galatasaray'ın olduğu yerde elbette ki umut vardır. Galatasaray'dan konuşuyoruz bu. Yani bu Galatasaray. Dolayısıyla dediğiniz zaman bir düşünmeniz gerekir.